Diyelim ki ıssız bir çölde arkadaşının pipisini yılan ısırdı. Abi ya! Hayır, bu bizim kontentimiz. Hayır! Sadece koş! Hank, koşun! Çöl şeyi. Hayır ya, çok üzüldüm şu anda. Zeyn'i çıkartmak için emmen gerekiyor. Ya. Ne yaparsın? Bizim muhabbetimizde direkt şeydi böyle. Mesela çöldesin, tamam mı? Arkadaşınınkini ısırdı. Ama bütün dünya canlı yayında izliyor helikopterde. Emer misin falan diye bizim muhabbetlerimiz vardı. Aga be. Zehri çıkartmak için emmen gerekiyor yoksa ölecek. Zehri çıkartmak için emmen gerekiyor yoksa ölecek. Baştan alman lazım değil mi? Korkuda hallediyor. Arkadaşının pipisini yılan ısırdı, tamam mı? Ne yaparsın olması lazım. Kimisi emer, kimisi ölüme bırakır, kimisi doktora götürür. Doktora götürme diye bir seçenek yok. Ama direkt emmen lazım diyorsan ne yaparsın, yok emmem lazım abi. Zehri emmen lazım. Yok. Zehri ya, emmek ister misin acaba? Hayır, tercihin olmalı. Hayır, emmek tercihin tabii ki senin. Tamam, emmeye de bilirsiniz. Ama ölecek emmezsen. Geçemeyiz mi sen de? Sen yok, ilk başta beni ısırmış. Sen beni ısırmış. Beni. Oğlum geçen... Manyağın bir... Aaaa! Uf, yanıyor. Bir şey olmaz, gel. Ne oldu? Çok kötü. Oğlum çok zehirli bu yılan. Çölde, sadece çölde var. Dur bir dakika. Acil. Bunun o zaman baştan şeyini vermemiz lazım. Neyini? Yılan oldu. Hayır dur lan. Neyini ver lan? Nasıl böyle girdi lan o da? Evet. Çok kötü, şu an ben yanıyor bu arada. Oğlum yani koskoca bu tatilini buraya harcadık. Ne oldu Ferit? Bu en zehirli yılan. Acil emciklemen lazım. Çok kötü. Öleceğim yoksa? Oğlum öleceğim. Dakikalar kaldı. 2 dakikamız var. Hadi. Öyle bir şey olmaz. Çok kötüyüm. Valla çok kötüyüm. Bunlar hep belgeselden öyle bir şey. Uyuştu buram. Buram uyuştu gidiyor. Aramızda bak böyle kaldım. Tamam aramızda. Sonsuza dek. Sen manyak mısın oğlum? Çıkar. Hani yılanı çek. Yılan değil mi? Allah seyret. Burada dağıtmanı sana. Ya abi oğlum. Ben ne yapayım da elim şey saçım yok. Şöyle kavrasın abi. Böyle bir saçım yok mu? Şöyle tutarım. İnanılmaz. Abi yemin ediyorum çölde niye? Ferit bak kobra abi. Kobra abi. Soğan kırar gibi. Oğlum yap. Yemin ediyorum şurada niye kullan? Sıza dikkat et. Oğlum ne yaptın lan? Ben bunu görmüştüm Ferit. He? Emcüklemen lazım. Tamam, şey olmaz. Gel doktor, doktor doğru bir şey. Dur bulamayız, çölün ortasındayız Ferit, hadi. Ne yapacağım? Hadi. Hayatta olmaz Kemal. Hadi. Ne hadi oğlum? Manyak mısın? Böyle o bir şey yok, hayır. Abi emcüklemen lazım diyorum. Hiçbir şey olmaz. Bak 2 dakika içinde bilincimi kaybederim, tellerim, şey yaparım, bak ter akmaya başladı bak şuradan, gördün mü? Evet, harbiden akmaya başladı. Zehir bu, zehir. Zehir akıyor ama işte toksin. Nurofen içelim. Nurofen içilecek şey değil, kobra diyorum ya. Hiçbir şey olmaz Kemal, yapma gözünü seveyim. Ben istemiyorum ya. Öleyim mi Ferit? Ne olacak? Öleyim mi? Oğlum zaten ıssız çöldeyiz zaten, büyük ihtimal öleceğiz yani. Tamam ölmeden önce şu duyguyu tadayım ben. Hadi abi müzik dinleyeceksin. Ya abi niye bekliyoruz, ben böyle mi yapmayacağım yani? Abi burası çok taşı ben, aynen. Tamam abi bitti bu kadar yani. Aynen. Öldü abi, Kemal öldü, tamam. Ne oldu oğlum? Şu kıyılığı ısırdı. Çıkar. Oğlum dur daha emineceğini söyle. Emip, tükürüp kanı temizliyorlar. Senin de benim kanım. Biraz daha anlatsana o belgeseli. Belki ölürsün o sırada, evimiz zorunda kalmam. Emmeyecek. Vallahi hiç niyetim yok gibi. Bir de bedava yemem biliyorsun, benim dişlerim yok gayet. Bu çölde neden yürüyorsun? Bu nasıl bir yalan söyleyeyim ya? Bu hikayenin ana kahramanı sensin, emciklemen lazım. Da niye böyle barikat tutuyoruz onu bilmiyorum. Yalanısı da açmamız lazım. Doğru diyorsun. Aha, çok abi. Bir dizlerin üstüne çöksene abi. Gerçi boyun kısa senin değil. Diyelim ki kıt kanaat aldığın çok pahalı bilgisayarını sevgilin kırdı. Yanlışlıkla ama kırdı. Ne yaparsın? Kafasını kırarım. Sevgili arkadaşlar. Peruğumu unuttuğum için, evet benim bir peruğum var. Bugün kız kılığına daha doğal yollarla gireceğim. Abi senin ihtiyacın yok böyle kılıklara girmene, biliyorsun değil mi? Eyvallah kardeşim, güzel olsun. Yani. Hala giderim var değil şu an. Bence oldu. Oldu ya. Teşekkür ederim. İşte buralarda benim çalışma alanım ya. Çok burası güzelmiş. Anam mısınız? Nasıl güzel? Çok özür dilerim ya. Bu toplanmaz mı ki? Toplanmaz o. Bu olmaz mı? Yani
nasıl becerdin? Bir bilgisayarı nasıl kırabilirsin ya? Ya çok özledim. Elim çarptı, ayağım çarptı. Heyecanlandım. Senin odana gelince bir kalbim şey oldu, biraz çarptı. Sen bu bilgisayarı kırdın. Bunu yapıştıralım. Eskisi gibi olur mu? Bu kalp eskisi gibi olur mu? Ya Ferit, ben bilerek yaptın mı bunu? Bak geçen de bana yaptığın zaman kızmıştın. Gene aynısını yapıyorsun. Her seferin aynısını yapıyorsun sen. Niye bana bu kadar kızıyorsun? Alt tarafı 20 dakika. Ben suçluyum onu. Evet, sen suçlara da bakıyorsun. Bak baskı altı hissediyorum. Kendi yeter artık ya. Buruma kadar geldi. Ayrılın. Burası benim odam. Ya çok güzelmiş ya. Çok özür dilerim ya. Neyi, bilgisayarı mı kırdın sen? Buradan nasıl kırdın? Baştan çekin abi bunu. Lan yaparken. İşte sevgilim, burası da benim odam. Bu da bilgisayarım. Şah! Aa, ne yaptın? Bilgisayarı mı kırdın sen? Çok özür dilerim ya. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ya. Hiç bir şey olmaz değil mi? Bir şey olmaz. Kıyamadım. Çok özür dilerim. Her şeyi kırdın Eylül. Her şeyi. Kendine mi kırdın? Yok. Tamam, sorun yok. Tamam, buraya gelin aynısını yapacağız. Gelin buraya aynısını yapacağız. Bir örneği öğrendim. Abi ben örneği öğrendim. Çok bir tane deneyebilir miyim birinizde? Aynı örneği deneyeceğim. İşte buralarda. Şah! Ne yapıyorsun? Çok özür dilerim ya. Çok özür dilerim. Bir şey yok, özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir dakika, tamam, özür dilerim de bir dakika. Ya kalbini de sen... Çok özür dilerim. Kalbimi de kırdım. Kalbini kırdım. Bir elinde böyle şey var ya, bir de böyle masum masum bakıyor sonra. Ya özür dilerim falan böyle sarılıyor. Tatlı, çok özür dilerim ya. Sen beni s**eye çalışıyorsun ya. <abi. gülüyor> Oğlum öyle yaptık, biz işe yaradı, sen de niye yapıyor? Öyle bir şey var mı abi? Ne farkın var benim ya? Bir iki zamanda sevgilinin abisine bir borç verdin. Abisi bir türlü borcu ödemiyor. Fakat senin borcu geri istemen lazım. Ama bunu bir şekilde kibarca yapman lazım. Borcu geri almak için ne yaparsın? Recep abi selamlar. Selamlar Ferit kardeşim. İyiyim, sağ ol, sen nasılsın? İyidir, ne olsun ya. Nasıl gidiyor abi? Ne olsun be, bildiğin gibi. İşler falan iyiymiş bu aralar duyduğum kadarıyla. Yok işler. Yok be oğlum. Bayağı çalışıyordunuz, ben gördüm hızır hızırdı dükkanın önü ya. Benim aileden sıkıntı kardeşim var. Çok geçmiş olsun ya. Ne, çok geçmiş. Bende de aynı sıkıntı var biliyor musun? Aynen öyle. Benim de ailemden zamanında gelmiş dadanmışlar yani. Apartmanda olay çıkartmışlar ya. Yemin ediyorum apartmanda dadanın dadanın üzerine. Yani. Herkes ailem yapışmış yani. Ben de manyaklarla sorun mesela. Her gün gelip inan yapıyor ya senin sevgilin. Benim kardeşim ağlıyor. Her gün ağlıyor. Hatta varsa üzerinde bir 3-5. Aileme yardımcı olayım. Vallahi çok zor durumdayız. Vallahi Ferit'ciğim çok zor durumdayız. Bak ben kız kardeşime de söyledim. Sen on numaralı insansın. Ben önümüzü açacağım. İlişkinizde full desteğim. Ama o kadar sıkıldık ki. O kadar sıkıldık ki hemen ödeyeceğim. Bir yıla kalmadan. Ben şey ciddi düşünüyorum abi. Bir yıla kalmadan. Ben zaten evlenmek istiyorum abi. Zaten ama 5 kuruş param yok. Oğlum bak evinizi ben dizeceğim. Evinizi borcu bir. Ev... Şimdi aile arasında borç olmaz Ferit, sen bizim kardeşimizsin artık, aile arasında borç olmaz. Ama gerçekten evinizi... o para bana çok lazım şu anda. Şimdi bak Ferit'ciğim. Neden biliyor musun abi? Neden kardeşim? Ben kısırım abi. Bende şöyle bir şey var Ferit'ciğim, senin buna tedavi olabilecek bir ilaç var bende. Nasıl tedavi olabilir? Bende bir ilaç var. Bak çok Türk ilaç. Sipariş de geliyor yurt dışından. Bir yerde yok. 5000 lira ateşle, ertesi hafta direkt çözecek. Valla. Direkt çözecek. İyi abi o zaman. Tamam. Allah'ım. Eyvallah, sağ olasın. Eyvallah, kardeşim benim. Ayşe'ye de tamam. Çok selam söyle. Tamam hadi bakalım. Abi. Evet böyle s**tli adam olarak çıkıyor. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam Şükrü, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şükrü alır parayı ya. Harika. İyi bakalım Allah. Bence. Bir şey diyeceğim. Bir arkadaşla konuştum. Hı-hı. Çok fena bir iş var ama biraz yatırım yapmamız gerekiyor. Parayı ona katlıyoruz abi. Daha önce sana bir borç vermiştim ya. Borç demişim pardon, kusura bakma. Öyle ihtiyacım vardı vermiştim ya. Onu şimdi geri alıp oraya verirsem 10 katını geri alıyoruz abi. Yarı yarıya bölüşürüz. Yapma ya. Ne iş biliyor musun? Ne? Böyle acil ihtiyacı olana para veriyorsun. Adam normalde zengin ama ay sonu hani faizli falan çekiyor ya. Hı. Acil nakite ihtiyacı var. Faizini çektiği zaman sana 10 katını veriyor. İçinde inek var mı? Galiba var. Neden sordun abi? Ben seviyorum ineklileri ya. Bir daha fazla çekiyor beni yani. Ben sıcağım bu işe. Türkiye'nin çoğu seviyor abi. Neyse abi, para diyordum. Hesabını gönder bana. Abi elden alsam çünkü hani bazen gelmiyor falan. Ulan sen işini biliyorsun ha, yani, sen işini biliyorsun ha. Sıkıntı abi, EFT parası falan ödeme yani. Hiç gerek yok. Aynen öyle. Dedim abi Şükrü, net yani. Abi diğer cebindeydi o parayı. Boş ver, benim hep ben almadan gitmem, çıkartsana. Ulan yok işte, yok, açma görüyor musun? Açım gerçek karakterim o parada, yok. Enis Kirazoğlu'nun parası yok. Abi ben cepten parışım var mı gerçekten? Yapacağın skeci seni. Bizim böyle bir arkadaşlarla konuşuyorduk, bir şey falan planı var diyoruz. Alayım benim kızı da. He. Tatile bir şeye gidelim, bir şey yapalım. Oğlum bu devirde tatil matil zor işler be. Kaç öyle, para çok, bir şey ya. Çok, çok pahalı işte. Ya. Hiç gerek yok. Vallahi hiç gerek yok. İşte çevrede birkaç tane borcu olan şey arkadaş, eş dost var onlardan işte. Bak bu devirde borç önemli. Borç vermeyeceğim. Bir şey söyleyeyim, bazı şerefsizler var Kemal. Borcunu hatırlamaz. Vermezler de. Var abi. Bazı şerefsizler, kanı bozuklar böyledir.
Aynen öyle. Uzak dur öyle insanlardan. Göz bebeğimin içinden kendini mi görüyorsun lan? Ha niye? Fethi! Fethi! Ne içersin? Vallahi ben bir oralet alırım ya, kivili. Bize bir oralet, ben de bir tane böyle büyük boy gazoz. En büyüğünden getir. Vardı mı sende 3-5 bir şey daha? Var bir 3. 2 tost bir şey yer misin? Bir karışık ben de alayım ya. 4 tost, biri karışık. Kemal bir yüzlük var mı ya? Kupon yapalım şurada. Lan hadi çıkar elini, o akrep mi girdi lan ceplerine? Hadi ver 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 ver. 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 Kalk kalk, ayağa kalk, ayağa kalk, ayağa kalk. Tamam. Hop bakayım lan. Allah Allah. Telefonu da aldım. Oğlum bunu kaçına ver Fethi. Hayır bu şeyin son mu bu? En son mu? Son. Fethi buna kaç verirsin? Bunlar güzelmiş lan. Var mı içinde tişört? Abim gel bunu okutalım. Gel bakayım. Şu gözlüğü ver bakayım. Bu şeyi diyorum ya. Bir şey söyleyeyim mi? 10 numara gözlük. Bir hafta takılayım mı? Bir hafta. Abi bu şeyi diyorum ben. Fethi benim masayı yana al. Enis abi. Enis abi. Bu şeyi diyorum, tatile gideceğiz ya. Senin bu borç vardı ya, onun şey yapsak mı ya? Enis abi sana diyorum abi. Abi kalksana. Abi. Enis abi. Enis abi. Doktor! Gözüme gözüme. Ooo Kaan'cım hoş geldin. Ben de kan doldur ya. Derdin mi var senin? Abi ölüyorum. Kardeşim ne yapıyorsun? Ölüyorum abi. Ne? Acil 10.000 TL falan yazmam ya masraflarım için. Ne olur ölüyorum. Tamam ya halledeceğiz ya. Abi Allah'ım. Şşş ölmeyeceksin ya. Tamam oğlum halledeceğiz ya 10.000 mi lazım? Evet. Halledeceğiz. Kemal! Kemal! Yine niye bana geliyorsun ya? Ben de geliyorum şeymişim. Efendim abi. Efendim abi. Kemal. Efendim abi. 10.000 ayarla. Hemen koş 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 bankadan 10.000 ayarla. Ayarla! İban. Hepsine hepsine hepsine. Gitti. Eyvallah. Tamamdır geçmiş olsun kardeşim. Görüşürüz abi geçmiş olsun. Görüşürüz. Ana. Güzel olur. Olur abi yani çok beğendim. Kemal 10.000 de bana ayarla lan. Diyelim ki bir iddia sonucu yoldan geçen bir hanımefendiye laf atmanız gerekiyor. İddia sonucu arkadaşlar. Mizansen. Bir iddia sonucu. Öyle insanlar değil şimdi. Bir iddia sonucu. Sus lan. Ne yaparsın? Sahi dur lan gevşek. Şimdi arkadaşlar ben hanımefendiyim. Bir hanımefendiyim ve yürüyorum yani. Ama onu tak öyle anlayamayız. Böyle bir elektriklenelim. O zaman kıvırt biraz. Öyle iyice pisleşiyor değil mi? Laf açacağız balkan değil. Ne bu abi şeyde biz Buca'da mıyız? Ne bu Buca'lı oturuş yani? O baldır lan o lan. Fena. Siz ne biçim hayvanlarsınız siz? Nasıl hayvanlarsınız ya? Cem nasıl laf atılıyor? Ama var ya yatakta gör hayvan gibiyiz. Gel abi ya. Bu kadar ayıp ama bunları yapmıyorum. Dünyanın 8. harikası. Mükemmel bir hanımefendi ya. Çok güzel gerçekten. Tebrik ediyorum ben gerçekten. İnanılmaz. Ya geçer misiniz? Çok saçma. Şimdi şeyi izleyelim. Bizim tepki kolik